Türkiye tökezlesin isteyenler, Türkiye'nin eli zayıflasın isteyenler bir takım şer şebekeleri, kara propaganda odakları da aynı şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar. Esasen dış politikada biz bunları iyi tanırız. Yıllardır da bunlarınla mücadele etmek, bunların oyunlarını boşa çıkarmak, Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışan çabalarını bertaraf etmek konusunda deneyimliyiz. Tabii net bir bunların üslubu vardır. Bu üslup bir kere daha sürekli olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza bir son biçmeye çalışırlar. Sürekli olarak siyasi sürecin, bu siyasi mücadelenin, bu siyasi gidişatın sonlanması için çeşitli tarihler, çeşitli dönüm noktaları belirlerler. Her seferinde bir takım dünyadaki marjinal dini grupların kıyamet senaryoları gibi her seferinde boşa çıkar bu. Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti'nin sonucu değiştirmeye çalıştığından bahsediyorlar. Tabii bundan bahsedenlerin Türkiye'deki bu yürüyen sürecin şeffaflığından ya haberleri yok ya da haberleri olmasına rağmen bunu yapıyorlar ki esasında süreçleri yönlendirmeye çalışan, süreçlere karar vermeye çalışanlar kendileridir. Tabii seçim neticesinde bir takım diktatörlere yakın gazetelerde Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili olumsuz haberlerin atılması da ibretle not ettiğimiz cümleler. Genelde hiçbir demokratik geleneğe sahip olmayan bu ülkelerde bu liderler, bu diktatörler %10'luk, %20'lik bir katılım oranına sahiptirler. Ama nedense hep sandıktan %99'la seçilirler. Bu garabeti hiç görmezler. Bu garabeti görmedikleri gibi çıkarlar, demokrasimizi eleştirmeye kalkarlar. Birincisi, şunu bilmemiz gerekiyor. Bu itiraz süreci sadece AK Parti'nin orada sandıkların başında tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç değil. Bütün partilerin gözlemcileri orada. Sürecin patronu hukuktur. Yani Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ve Yüksek Seçim Kurulu deneyime sahip, demokrasi deneyimine, hukuk deneyimine sahip bir kurum. Çok kere çok başarılı seçimler yürütmüş. Yürütülen seçimler, Türkiye'de gerçekleşen seçimler özellikle son yıllarda dünya tarihine, demokrasi tarihine altın harflerle geçmiş seçimlerdir. YSK'nın hukuk adına yürüttüğü, nihai karar merci olarak yürüttüğü bu sürecin gözlemcisi de bütün vatandaşlarımızdır. Her partiden vatandaşlarımız bu süreci gözlemleyebildiği gibi bütün vatandaşlarımız da bu sürece yakından şahit oluyorlar. Tabii bir panik içerisine girmemek lazım. Bir panik atak siyaseti yapmamak lazım. Şimdi yine CHP adayının bu süreç derhal durdurulsun gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Yani bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinden duyulan rahatsızlık niyedir? Bu süreci burada akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur. Panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun. Dediğimiz gibi bir sürece saygı göstereceğiz. İkincisi sonuca saygı göstereceğiz. Vatandaşımıza, milletin iradesine güvenmeliyiz. Kendi tezimize güvenmeliyiz. Ama bu şeffaflığın yanı sıra orada siyasi partiler olduğu gibi şunu söylüyoruz. Keşke o kurulların olduğu yerde bu çalışmalar yürütürken her yerde kamerayla gerekirse herkesin izleyebileceği şekilde Türkiye'ye yayın yapılsa. Kendi tezinden korkmayan, daha doğrusu sonucu saygıyla karşılama konusunda demokrasi kapasitesi olan herkesin gayet soğukkanlılıkla, serinkanlılıkla yürütmesi gereken bir süreç bu. Bir takım tabii yalan yanlış şeyler söyleniyor. Herkes biliyor ki bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy gizli tasdif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk. Her zaman da şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık. Açık oy gizli tasdif gibi bir geleneğimiz olmadığı gibi açık oy gizli tasdif geleneğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi hayatının büyük bölümünü dolduran bir gelenek olduğu herkes tarafından biliniyor. Yani bizim siyasi süreçlerle olan ilişkimiz şeffaflık üzerine kuruludur. Bu tip şeffaf olmayan süreçler bize bu eleştiriyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Şimdi bu süre içerisinde arkadaşlarımız da açıklamalarını yapıyorlar. Mevzuata aykırı durumlar, bir takım usulsüzlükler tespit edilmiştir. Islak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tanıklarıyla YSK'ya bildirilen oylar arasında ciddi farklar görülmüştür. Bu gibi maddi hatalar için itiraz edilmiştir. Ve tabii ki bunların düzeltilmesini sağlayacağız. Bunun düzeltilmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Maddi hataların düzeltilmesine dönük
tespit ve talep sürecimiz aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşımızın oyuna duyduğumuz saygı gereği burada güçlü bir şekilde çalışmaya, enerjimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Çeşitli seçim kurulları geçersiz oyların yeniden sayılması için kararlar verdi. Dolayısıyla hiçbir anormallik olmayan, vatandaşlarımızın gayet müsterih olması gereken bir süreç yürütülmektedir. Fakat sonucu beklemek konusunda bu saygıyı göstermeyen ve bir takım çeşitli manipülasyonlara başvuran bazı yaklaşımlar görüyoruz. Bunlardan bir tanesini bugün CHP adayının Anıtkabir ziyareti sırasında gördük. Her vatandaşımızın ve siyasi şahsiyetin Anıtkabir ziyaretinden memnuniyet duyarız. Bu bir devlet geleneğidir. Aynı zamanda da milletimizin teveccüh gösterdiği bir gelenek haline gelmiştir. Anıtkabir ziyareti özel günlerimizde var olma mücadelemizi hatırladığımız, İstiklal Savaşı'nın zor günlerinden varlık yokluk mücadelesi vererek zaferle çıktığımız o dönemleri hatırladığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin kararlı duruşuyla tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığımız bir dönemde tarih sahnesinde varız ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz şeklindeki irademizi tekrar hatırladığımız Atatürk'ün aziz hatırasına saygının ifade edildiği ziyaretlerdir. CHP adayının ziyaretinde ise buna benzer bir ziyaret yapması neticesinde ise Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. YSK kesin kararını vermedi. İtiraz süreci devam ediyor. Herhangi bir kimseye yetki ya da mazbata verilmemiştir. Ama buna rağmen CHP adayı oraya gittiğinde imzasını atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imza atmıştır. Bu tabii ki doğru olmamıştır ve Atatürk'ün ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Eğer o deftere bir kişi her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, doğrusunu söylemek gerekirse son derece saygısızca bir iş yapılmış olur. Ayrıca bu ziyaret CHP heyeti adına yapılmış bir ziyaret iken keşke oraya imza olarak o ifadeleri yazdıktan sonra CHP heyeti diye imza atsalardı. Ama bir şahıs kendisine mazbata verilmeden, itiraz süreci devam ederken, hukuki süreç devam ederken ve kendisi halen aday konumundayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir imza atması oraya açık bir istismar durumudur. Ayrıca Atatürk'ün aziz hatırasını bekleyen, nöbet tutan Anıtkabir komutanlığını da kandırmak suretiyle kasten zor duruma düşürmüşlerdir. Daha seçim süreci devam ederken Twitter adresindeki profiline bazıları henüz mazbata almadan belli makamlara gelmiş gibi ifadeler koyuyorlar. Twitter adresinizde istediğinizi yazabilirsiniz. 140 karakterlik bir hakkınız vardı. Bu biraz daha arttı. Ama Anıtkabir defterini bu şekilde alel usul, Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alel usul istismar edemezsiniz. Bu aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'na da saygısızlıktır. Her vatandaşımızın Anıtkabir ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyarız. Bu bir devlet geleneğidir, bir millet geleneğidir. Ama bu şekildeki istismarların son bulduğunu zannediyorduk. Bu şekilde bir istismarın ortaya çıkmasından, böylesi saygısız bir tavrın ortaya çıkmasından da büyük bir üzüntü duyduğumuzu, oradaki komutanlığın bu şekilde zor durumda bırakılmasından büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Arkadaşlar, önümüzdeki süreci aynı şekilde hukuki prensipler, demokratik geleneklere uygun olarak sakin bir şekilde, kararlı bir şekilde takip edeceğiz. Sonuç olarak demokratik rejimin doğası gereği kazanan milletimiz olacaktır. Sürece saygı göstereceğiz, süreç akamete uğramayacağız. Kararlı bir şekilde oylarımızın sonuçlara yansıması için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sürdürdüğümüz bu mücadele sırasında hukuk çerçevesinde diğer partilerin görevlileri de orada olduğu için başka partilere oy vermiş vatandaşlarımızın oyları da sandığa yansıyacaktır. Netice itibariyle sürece saygı gösterenler aynı şekilde sonuca da saygı gösterecek. Ve sonuçta çıkarsa çıkarsın milletimizin talimatı budur deyip bunu saygıyla karşılayacağız. Ama şu anda bu kadar itiraz varken, bu kadar sıkıntılı durum varken hukuka müracaat etmek, hukuki süreci beklemek en doğrusudur. Herkesi sürece saygılı olmaya davet ediyoruz.
Sonucu da saygıyla beklemeye davet ediyoruz. Sonuç Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında da millet iradesi bu şekilde tecelli etmiştir. İstanbul halkının iradesi bu şekilde tecelli etmiştir. Ankara halkının iradesi bu şekilde tecelli etmiştir. Diğer illerde vatandaşlarımızın iradesi bu şekilde tecelli etmiştir diye büyük bir saygıyla bunu karşılayacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu kara propagandalara rağmen, yurt dışında yapılan bu manipülasyon çabalarına rağmen hiçbir şekilde bunlara kulak asmayacağız. Türkiye'nin bahtı parlaktır, Türkiye'nin bahtı güzeldir, geleceği güzeldir. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Bu şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz. Bugünü bu şekilde toparlıyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.